Bir soru daha gönderiyorum. Evet. Bu boyayla, renklendirme ile alakalı aslında biraz formülasyona dayalı bir soru. Evet. Songül Hanım sorar ve der ki, kahve ton nasıl sağlarız? Genelde kızıl kahve ton çıkıyor. He. Şimdi kahvenin içindeki var olan yapılış, direkt pigmentlerin faaliyeti ve ondan sonra kahveye katılan sarı ve kırmızı pigmentler var. Bu sarı ve kırmızı pigmentlerin yoğunluğunu yapmak istedikleri işleme göre içinde kırabilecekleri tek şey mor ve maviyi kullanmak. Şöyle diyelim mesela, yapacakları kahve 4 numaraysa 12'den şeyi çıkarttığımız zaman 4'ü 8, 8'i yarıya böldüğümüz zaman 4. Bunun 2 gramı mavi, 2 gramı mor olmak kaydı koşuluyla başka yerde ezilip kullandıkları kahve boyaya göre. Şimdi bu 5 numara da kahve, 6 numara koyu sarı da kahve. Yaptıkları renk derinliğine göre bu işlemi yaparlarsa, bu sefer iş 6'ya çıkarsa 12'den 6 çıkınca çıkan şey 3. 3'ü de 1,5 gram şey yapacaklar. Maviyi ve moru o boyaya. Hani ben size esprisini yapmıştım. Bir madam geldi bana, sasarım dedi, ev dedi bir tatlı kahve olsun istiyorum deyince. Ben de ona biraz mor kattım ama sonra çocuklardan kahveyi istediğim yanında kahve koydum, şeker koydum. Bugün en tatlı kahve sizindir dedi. Yani biraz da mizah katarak bunları da böyle yapıp mor ve maviyi gerektiğinden fazla değil, gerektiğinden fazla olursa bu sefer renk karanlık görünür. Yani hocam burada aslında mix tonların önemi ortaya çıkıyor. Yani mix tonları kataloglarımızda var ama yıllardır biz birçok kuaför bunu kullanmıyoruz. Evet. Mix tonları nasıl kullanacağımızı bilirsek aslında işte bu Kid Buck dersinde de Kid Buck sınıfında anlattığın gibi kendi renklerimizi kendimiz oluşturup müşterilerimize kataloglarda olmayan renkleri yapabiliriz ve bu renkler sadece bizde olduğu için de müşteriyi başka yere göndermeyiz. Evet. Teşekkür ederim. Ha, bir şey değil. Bizim